Benim artık aşka inancım yok. Karşıma çıkan bir insana bir sürü paranoyayla bakıyorum. Çok kötü bir olayla aşka olan inancımı yitirdim demişsin. Tabii böyle bir itiraf gelince yara almış bir insanın nasıl bir olay yaşadığını ve onun kafasındaki aşk tezahürünü de merak ettim. Soru gelsin. Aldatıldın mı? Tabii. Aldatıldım. Çok temiz aldatıldım yani. Kim bilir kaç kere aldatıldım. Bir tanesini öğrenebildim diyeyim. Daha mantıklı olur. Çünkü zekam yetmiyor. O matematiğe gerçekten biz dümdüz insanlarız biz. Yani siz bir yalan söylediğiniz zaman biz ikinci bir soruyla sizin yalanınızı çürütemiyoruz. Sizin ilk cevabınız o kadar hızlı geliyor ki biz onun yalan olmadığını düşünüp buna inanıyoruz. Sonra kendimize kızıyoruz falan. Biz yalan söylemeye çalışınca yazık zaten beceremiyoruz. Ama aldatma konusunda da biz hep yakalanıyoruz. Karşı tarafta işte çok nadiren yakalanıyor. Ben de maalesef o nadir yakalayanlardan biri oldum. Çok acı çektim, çok üzüldüm. Çünkü insanlar sürekli aşık oluyor. Çevremde de öyle. Yani senede iki kere aşık olan arkadaşım da var benim. Çok bana garip geliyor. Çünkü ben hayatımda mesela bir kere aşık oldum yalnızca. Ve hep şey söylüyorum insanlara. İlk aşk unutulmazdır derler. Sen ne diyorsun falan derler böyle bana bu konuda. Ben de derim ki ilk aşk böyle bomboş bir sayfa gibidir. Bütün yazılarınızı oraya yazarsınız. Sonra devamında öyle sert yazarsınız ki yazıları. Arka sayfaya geçer o. Sayfa çevirseniz de karşınıza çıkan kadınlara ilk aşkınıza kurduğunuz cümleleri kurmaya çalışırsınız. Alışkanlıkla devam eder. Ben de diyorum ki biz buna ezber diyoruz. Aşk demiyoruz. Ben öyle diyorum en azından. Ama insanlar aynı duyguları, aynı şekilde, aynı acıları belki de, aynı mutlulukları, aynı şekilde yaşayınca onun adına aşk diyorlar. Bence değil. Ben sadece onu söylemek istedim. Yoksa aşka inancım kalmadı. Temelinde böyle bir matematik barındırıyor aslında. Diyorum ki ha bu böyle oldu, bu böyle oldu. Ha diyeceksiniz ki aşk bir matematik midir? Değildir tabii ki. Ama benim başıma gelen bir tane var. İkincisi gelsin inşallah fikrim değişsin. Onunla da ilgili upuzun bir konuşma yaparım.